Kırmızılar ben de topladım biliyor musun? Yemeklerimiz var, işte tavuklar, normalde 2 gün yemi konduğunda 2 gün boyunca yemlemesini yapabiliyor. Suluklar otomatik, daha sağlıklı olsun diye. İlaçlama sistemlerimiz var, yukarıda depo sistemlerimiz var. Isınmaları sadece yapılıyor. Soluklarımız var. Yani tam teşekküllü bir mini çiftlik halinde şu anda. Geçen senelerde bir uygulama bahçesi yapmıştık. Fakat biraz iktidaiydi, az sayıdaydı. Arkadaşlarla böyle bir karar verdik ya, bu işi daha profesyonel yapabilir miyiz? Daha faydalı olabilir miyiz? Hem neticesi noktasında yumurtaları biraz değerlendirsek. Onlar da hemfikir olduk. Böyle bir projeye başladık. İçinin ekipmanlarıdır, binanın komple yapılmasıdır. Bunlar belli bir süreci aldı. İçeride şu an 300 tane hayvan var. Günlük yumurta verimimiz çok güzel. İşte bir yem girdisi noktasında, yem noktasında çok ciddi ihtiyaçlar oluyor. Başlangıç amacımız sürekli devamsız öğrencileri hem onları dışarıdan kurtarabilmek, okula kazandırabilmek, hem de okulun kendi içinde yeterliliğini artırmak, ciddi manada kendi içinde iç dinamiklerini böyle çalıştırıp dışarıda, içeride kendi öğrencilerimize yardımcı olabilmek. Şu anda 17, 18, 19 öğrenciye burs vermeye çalışıyoruz kendi imkanlarımızla. Bunlardan bir kısmısı üniversitede okuyor, bir kısmı kendi öğrencilerimiz. Yetim öğrenci olmasına dikkat ediyoruz burs verirken. İlk burslarımızı yatırdık. Şu anda yem noktasında çok ciddi ihtiyaçlarımız oluyor. Yem sponsor olan bazı firmalar var, ismini zikretmiyoruz yine. Onların gayretleriyle, şeyleriyle, yardımlarıyla bu projeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde bile bütün arkadaşlar özveriyle birlikte buraya geldiler, gayret ediyorlar. Yani biz cumartesi pazar dahi okuldayız. Okulda bulunmaya çalışıyoruz. Yine buradan farklı noktalarda gelirlerimiz olursa okul içerisinde teknoloji laboratuvarı kurmak istiyoruz. Teknosandıklı tarzında bir projemiz var. Eğer hayata geçirebilirsek onu geçirmeye çalışacağız. Yani çocuklara buralarda kurs vermek, mini İHA, SİHA tarzında projeler var. Buralarda desteklemeye çalışacağız inşallah. Öğretmen arkadaşlar hafta sonları geliyorlar. Oturan öğretmen arkadaşlarımız var. Zaman geçiren öğretmen arkadaşlar var. Birlikte beraber bu projeyi götürmeye çalışıyoruz. Hep beraber. İnşallah ciddi manada bir gelir seviyemiz biraz daha düzelirse bu pandemi döneminde ciddi manada evine tablet olmayan, erişim noktasında sıkıntı çeken öğrencilerimiz var. Bunlara da yardım etmeye çalışacağız. Yani tablet yardım olur, başka yardımlar olur. Buradan gelen gelirin tamamen öğrencilere yönelik, onların istifadesine sunulması noktasında gayretlerimiz olacak.